Herkese merhaba. Limbo'da söyleşilere hoş geldiniz. Bizim derdimiz biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz kaotik ortamda her şey değişirken, bu da bir klişe haline geldi, değişmesini beklediğimiz bir sürü kavramın aslında yerinde saymasına takmış vaziyetteyiz. Çünkü hem bu değişimin sürekli olduğundan, değişmeyen tek şeyin değişim olduğundan bahsediyoruz, hem de bakış açılarımız ve uygulamalarımızı biraz geçmişe dayıyoruz. Yani 20. yüzyılın içinde hala yaşamaya devam etmeye gayret ediyoruz. Ama bu çok mümkün değil. Her alanda bütün kavramları belki sorgulamak lazım. Bunun içine strateji giriyor, liderlik giriyor, yatırımlar, girişimler giriyor. Ama en temelde bir bakış açısını, kendi iktisadi bakış açımızı da sorgulamamız gerekiyor. Çünkü ekonomi diye tanımladığımız disiplin, biraz önce saydığım tüm alanların Belki temelinde yer alan çok temel bir perspektif bize sunuyor. İşte bu, bu iktisadi perspektifi de tartışmak, sorularımızı kendisine yöneltmek için de bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Ee, sevgili hocamız Cevdet Akçay, kendisi hem e, akademik alanda, hem de akademik alandaki birikimini kullandığı e, finans alanında e, hem ülkemize hem içinde bulunduğu kurumlara katkısı çok bol olan birisi. Ama daha önemli özelliği hep farklı bir perspektif kullanması. Bir de bunları çok açıklıkla ifade etmesi değil mi hocam? Keskin ifadelerinizle de biliniyorsunuz diyebiliriz. Farkı Başka türlüsünü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederiz bugün bizle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Ee, benim aklımda birkaç tane soru var, onları size yöneltmek istiyorum. Şöyle yaklaşık bir 30 dakikalık da süremiz var. Biliyorum ki sığmaz, sığdığı kadar gerisini tekrar belki buluşur, tekrar konuşuruz diyeyim. Ee, önce şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bu iktisatçılar belki hani avukatlardan sonra hakkında en çok fıkra üretilenlerden birisi halinde. Ee, bir de biliyorsunuz bu e, Meşhur Truman'ın bana bir tane tek eli iktisatçı bulun e, talebi var. Çünkü hep bir iktisatçı bir konudan bahsetmeye zaman bir perspektiften bahsediyor ne olabileceğine dair. Sonra diyor ki ya bir dakika şimdi bir de öbür perspektiften bakarsak böyle. Ama bu iktisadın, ekonominin aslında rasyonel bir e, beklenti setine dayalı e, bir pozitif ilim olmadığını bize gösteriyor mu? E, ve bunu nasıl e, öğrenebiliriz? Faydalarından nasıl bahsedebiliriz? İktisat neye yarar? <laughs> diye bir sorayım size. Ya, buna ayrı bir bir saatlik <gülüyor> program <gülüyor> lazım <gülüyor> Tahmin ama ederim. şöyle söyleyeyim. Bu konuda çok az e, donanım ve birikimle söylenen çok fazla şey var. En büyük fark. Bence burada. Mesela bu rasyonel kavramı çok tehlikeli hı. bir şey. Şu çok. dolayı tabii ki insanlar yanlış yorumluyorlar iktisattaki rasyonel tanımını. Bu bir. İkincisi, siz konuşurken ya yani burada çok fazla notum var ama hemen bu değişimden bahsettiniz. Aklıma o geldi. Değişim çok tehlikeli bir kavram. Onu da söyleyeyim. Çünkü yersiz değişim de çok tehlikeli bir şey. Yani dünyanın başına gelen bir dolu felaket değişim isteği yüzünden gelmiştir aslında. Bugün Türkiye'de benim iktisat alanında gördüğüm şey şu. Biz yeni bir şey deniyoruz değişmeye ihtiyacımız var, Türkiye bunu başardı zaman tüm dünyaya örnek olacak gibisinden bir anlayış var mesela. Ben bunlara kategorik karşı değilim. Yani heterodox politika lafı çıktı mesela. Türkiye'nin geçmişinde bir tane çok heterodox politika vardır ve çok başarılıdır ve literatüre de geçmiştir, vakit kalırsa anlatırım onu ama bugünküne baktığımda ben buna ne heterodox ne ortodoks hiçbir şey diyemiyorum. Mesela çünkü elinizde tutabileceğiniz bir şey yok, bir çerçeve yok. Onun için bir politika güdülüyor da diyemiyorum. Bir çerçeve vardı diyemiyorum. Strateji vardı pek diyemiyorum. Çünkü sürekli savruluyor zaten kendisi. Neyse bunlara vakit kaldığına geliriz ama şimdi iktisatın kendisiyle ilgili şöyle söyleyeyim. Bu birazcık iktisatı pozitif bir bilim değil iktisat. Yalnız pozitif bilimlerdeki çok fazla tekniği kullanan bir dal. Yöntem kullanıyor. Yöntem konusunda mühendislik kadar aslında gelişmiş. Hatta birazcık <laughs> daha bile gelişmiş olmak zorunda kalıyor. Çünkü mühendislik deterministik bir dal aslında. Bizimki stokastik. Yani daha da enteresanlaşıyor. Oradaki işte. veri setinin hareket etme şekliyle iktisattaki... Yani çok ben farklı. mesela çok fazla mühendis öğrencimi geçmişte iktisat doktorasına isteyerek ya da istemerek yönlendirdiğimi bilirim. Çoğunlukla ben hiç bir şey söylemem ama çocuklar şunu fark ediyorlar. Çok teknik bir dal bu ve insanla ilgileniyor aslında. Dolayısıyla insan tarafıyla ilgilenme isteğiniz varsa ve teknik tarafınız kuvvetliyse iktisat çok doğal bir seçim oluyor sizin için. Şimdi bu demin söylediğiniz ee, şöyle de olur, böyle de olur, ee, benim çalıştığım bir kurumdaki arkadaşım e, beni hep şöyle tanıtırdı yabancı yatırımcılara, the one-handed Economistlar. <laughs> yani tam dediğin <laughs> şey aslında. Çünkü benim her zaman bir fikrim var fakat şöyle söyleyeyim, o fikri ben yaptığım bazı analizlerden türetirim. Bunlar da istatistik analizler çoğunlukla. Öyle olduğu zaman da hata payı zaten orada sizin kafanız içinde var. Yani bulduğum bu veriyle budur ama emin değilim tabii ki bu yanlışlanabilir benden daha iyi model yapan birisi benimkinin tersini olabilir ya da data ileride geldiği zaman benim modelin çıkarttığı sonucun tersi şeyler verebilir. Yani yanlış herhangi bir şey bilimsel zaten olamaz. Zaten olamaz. Tabii bilim yanlışlanma üzerinden giden bir şey. Doğrulanma üzerinden gitmiyor bilim zaten. Yanlışlanma üzerinden gidiyor ama işin bu teknik tarafına bulaşmayı istemeyen ya da bulaşamayan insanlar bir şekilde bunu mazur görüntülerimi leşleme üzerinden başka bir iktisat yaratmaya çalışıyorlar. Yani matematiğin olmadığı bir iktisatta olamaz, öyle söyleyeyim size. Yani lafi, güzafi iktisat yok. Böyle bir şey yok. Çünkü illa ki bir test edebilir hipoteziniz varsa, bunu çıkartmak, ortaya koymak, onu test edeceğiniz model üzerinden onu test edip, bana sonucu söylemek durumundasınız. Ki ben bunu kabul edeyim, kabul edeyim değil, reddedeyim ya da reddetmeyi reddedeyim. Yanlış kelime kullanıyorum. Evet. Kabul etmek yoktur iktisatta, istatistikte yani. Rasyonel terimi mesela, Rasyonel iki tane anlamı var iktisatta. Bir tanesi mikro anlamı, diğeri makro anlamı. Yani mikroda işte bizim beklenen fayda teorisindeki von Neumann Morgenstern falan filan çok ayrıntısına girmeyeyim yani ama birkaç tane aksiyon var. O aksiyomlar çok basit aksiyonlar aslında. Bunları yerine getiriyorsanız rasyonelsiniz mikro anlamda. Ki hani ayrıntıya girmeyeyim ama şimdi anlatsam burada beş dakika. Evet canım çok makul ve matematiği çok kolay değildir ama çok makuldür sonuçları. Makro bazda da rasyonel mesela çok yanlış anlaşılıyor. Rational expectations var. Rasyonel beklentiler kuramı falan. Canım nasıl insanlar rasyonel değil ki? Yok insanlar rasyonel aslında. Çünkü o kuramın zaten söylediği şey, rasyonel tanımı şudur. İnsanlar hata yapmayı beklemezler. Çok muhtemelen hata yapacaklarını bilirler ama o beklentilerini oluştururken öyle bir bilgiyi kullanırlar ki onun sonucunda hata yapmayı beklemezler. Yani bu şuna benziyor. Ee, bir örnek vereyim. Mesela işte herkes futbola çok meraklı. Ben değilim ama Diyorsunuz ki sezonun sonunda ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını tahmin ediyorum ama sezon yarıladığı zaman benim sezon sonu tahminim Galatasaray'a dönecek. Böyle bir şey demezsiniz. Çok saçma bir şey olur bu. Yani enflasyon %10 olacak diyorsunuz mesela. Muhtemelen %10 olmayacağını biliyorsunuz ama yaptığınız işin sonunda o 10 geliyor size. Ya da bir aralıktan işte artı eksisi var tabii ki bunu yani ama. Şöyle demezsiniz yani ben enflasyonun 10 geleceğini ama 2 puanlıkta hata yapacağımı bekliyorum demezsiniz. O zaman 12 derdiniz zaten. Evet. Bu birinci tanım yani hata yapmayı beklemezsiniz. İkinci aksiyon da makro tarafta şudur. Bilgi setinizle öngörü hatanızın kovaryansı sıfırdır. Şimdi bu teknik bir terim ama ne olduğunu çok basit anlatabilirim bunun. Bu da şu elinizdeki bilgi setini öyle kullanırsınız ki Ortaya çıkan beklentiniz, tahmin diyelim, tahmininiz, beklentiniz daha iyileştirilemez haldedir. Şimdi bunu benim yapmam farklı, sizin yapmanız farklı. Enflasyon sizin için de önemli. Benim için de önemli, benim işim bu. Sizin işiniz değil ama yine de bir enflasyon tahminine ihtiyacınız var. İşte biraz uğraşırsınız, bakarsınız belki falan filan, bir, bir, bir tahmininiz olur. Benimki kadar iyi olmayacak muhtemelen. Çünkü ben, işim olduğu için bu ama bu sizi irrasyonel yapmıyor. Çünkü sizin için o bekleyen enflasyonun önemi benden daha az. Onun için ben daha fazla zaman ayırırım, daha fazla kaynak ayırırım vesaire. O tahmin benim için çok önemli ama sizin için de benim kadar önemli ise ve siz benim yaptığımı yapamıyorsanız bunu yapan insanlardan bu servisi satın almaya başlarsınız. Rasyonel olan o. Aynen abi. rasyonel budur. Şimdi dolayısıyla bunu satın alana da ben rasyonel derim. Bunu satın almayana da rasyonel derim. Çünkü bakar ne ödemesi gerekli benden bu tahmini almak için. Vereceğim bu paraya değmezler. Çünkü onun için değmiyor olabilir hakikaten. Ya da değer der verir. Bunların hepsi rasyonel. Dediğim gibi bilgi setini benim e, tüketerek bir şey çıkartmam farklı. Sizin bilgi setini sizin tüketerek çıkartmam. Ama bunların hepsi rasyonel. Dolayısıyla yani rasyonel olmayan davranışlar üzerinden bazen gördüğünüzde işte experimental ikram için çok ilerliyor vesaire evet. falan. Tamam bunların hepsi zaten yer var. İktisat çok kucaklayıcı bir alan ama yani rasyonel değildir insanlar diye atıp yani tutmanın da bence çok fazla bir anlamı yok. Onun rasyonalitenin tarifi burada daha, Aynen tarif ve Tabii. insanlar ne mikro ne makro bazlı tarifini bilmeden rasyonellik zaten yok ki işte iktisattan çıktık artık falan filan diye esiyorlar furalar yok böyle bir şey. Bir örnek daha var mesela vereyim isterseniz. Ve bu yabancı bir dergide çıktıydı ve profesör bir arkadaşım yolladı bana. başlık çok cazip ve çekici diyor ki işte MIT ve galiba Stanford Blackboard Economics'ten başka bir şeye kayıyorlar diyor. Şimdi bu Türkiye'de çok moda. Yani bu kitaplarda yazan iktisat artık tutmuyor. Onun için biz yeni bir şey deniyoruz. Şimdi bunu siz bizim kere gösterirseniz üstüne atlayacaklar. Bakın MIT ve Stanford'dan başka bir şey yapacakmış. Alttaki makalede diyor ki işte bize iktisat der ki basit iktisat ücretle arz edilen emek miktarı yukarı eğimlidir. Yani ücretine kadar yukarı çekerseniz insanlar o kadar fazla çalışırlar ama bakıyorsunuz veriye diyor böyle değil. Demek ki kitap tutmuyor diyor. Yok kitap tutuyor. Çünkü kitabı biraz iyi okumuşsanız eğer bilirsiniz ki orada iki tane etki var. Biri ikame etkisi, biri de gelir etkisi. O bahsettiğiniz şey yani ilişkinin terse dönmüş olması aslında gelir etkisinin ikamenin üstüne çıkması demek. Bunlar hep kitapta var. Şimdi kitabı çok iyi bilmeniz lazım. Evet. Kitabı iyi bilip hayatta kitaptan sapmalar olduğu için o sapmaların ne olduğunu, ne kadar olduğunu nasıl ölçebileceğinizi bilmek için de kitabı iyi bilmeniz gerekiyor. Onun için yani. bizde şöyle bir tandans var Türkiye'de. Ben zaten galaksi çıplak gözle gözlemliyorum. Gerek yok ki dürbünü. Halbuki teleskoba ihtiyacınız var. Bıraktım teleskobu. Bari çok iyi bir dürbünle bakın galaksiye Ama ben çıplak gözle zaten görüyorum demek kitabı bilmeden ben bu işi becerebilirim demek. O yüzden de değişim denen lafa çok kolay atlayıp onu suistimal edebiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntı ee, var. Tabii o yani mevcut mevcut durumdan şikayetçi olanları hemen. O gemiye bindirip götürebilirsiniz. Tabii tabii. tabii aynen. değişim dediğiniz zaman. Aynen. Aynen. Bir kısmı korkabilir ama eğer çoğunluk mutsuzsa, onları o değişim gemisine alabilmeniz kolay olabilir tabii ki. Burada söylediğiniz şey lineer ilişkinin tamamen yokluğundan bahsetmek aslında ilişkinin doğasını da tam anlamamaktan kaynaklanıyor aynen. olabilir. Çünkü lineerden sapmalar var demek başka. Lineer ilişkinin o ...olamamasını düşünmek Bildoğlu bambaşka. Bir dolu çok güzel tanımlayabildiğiniz... ...nan ilişkiler buluyorsunuz evet, zaten tabii. yani. Bu tabii. Zaten modelleme bunun üzerinden var. Bu yüzden çok önemli bir şey. Grafikler de bu arada hani laf lafı açıyor ekleyeyim. Grafikler de bazen çok aldatıcı olabilir. Çünkü grafik iki boyutlu. En baba evet. grafik üç boyutlu. Dört boyutlu grafik diye bir şey yok. Mümkün değil böyle zaten ama... ...sizin bir şeyi dörtten fazla... ...dört ve dörtten fazla değişkenli açıklamak zorunda kaldığınız durumlar... Evet. ...olabilecek. Dolayısıyla... Evet. Her şey Tabii çok o gö gösterebilmek imkansız hale geliyor Aa, bu aynen, sefer. Aynen, aynen. Peki hocam, bir tartışmaya daha e, çekmek istiyorum size, öyle söyleyeyim. Şimdi e, her şey çok değişiyor diyoruz, ekonomik modeller değişiyor diyoruz. 20. yüzyıldan başladık ileriye doğru gidiyoruz inşallah. Şimdi iki tane temel hat üzerinden e, iktisadi e, oluşumlar makro anlamda oluşuyor işte malum kapitalistik bakış açısı ve ne diyelim, sosyalistik bakış açısı diyebiliriz diğerine. Giderek yükselen bir trend de girişimci devlet diye tarif edilen, devletin rolünün artması, devletin aslında özel sektörün alanına daha fazla girmesine yönelik bazı yükselen fikirler var. Bu fikirler acaba yeni fikirler midir? Yoksa biraz önce konuştuğumuz gibi mevcut ana akımın Biraz sağına soluna kayan fikirler midir? Ne düşünüyorsunuz? Yok bu eskiden beri var bunlar zaten. işte bu arayol, üçüncü yollar, şunlar bunlar evet. vesaire. Bunlar niye şimdi bu kadar fazla konuşuluyor? İki tane sebebi var. Biri 2008'deki subprime krizi Amerika'daki. Devlet ciddi şekilde müdahale etmek zorunda kaldı. İşte zamanlama hatalarından bahsediyor. Bunların hepsi var. Yani Kapitalist sistemde zaten hata yapılmaz falan filan diye bir şey yok. O kriz büyük bir krizdir ve o büyük kriz, hakikaten bir kapitalist krizdir, türev krizidir aslında o baktığınızda. Yani finansal sistemin aşırı gelişmiş ve kontrolden çıkmış olması yüzünden devreye girmiş olan bir kriz aslında. O. Peşine de pandemi geldi. Pandemiyle de yine devletler çok ağır şekilde fiskal tarafta yani mali tarafta da devreye girmek zorunda kaldılar. Para politikası muazzam tekrar genişlemek zorunda kaldı vesaire. Bu ikisini görüp devletin tekrar birincil bir role üstlendiğini gördüğünde de işte Ayrını kabardı yine insanların. İşte gördünüz mü devlet çok daha fazla aktif olmak zorunda vesaire falan filan ama outlier durumlardan yani sıra dışı durumlardan genel bir yeni hal çıkartmak ortaya bence çok sakıncalı bir şey. Yani e, ben onun bir zaman sonra yavaş yavaş phase out edeceğini yani silineceğini fikir olarak düşünüyorum. Hatta şuraya falan çeken gayet akıllı insanlar da var. İşte Napier'in bir tane en son Twitter vardı viral oldu falan filan. Merkez bankalar artık devlet dışı kalacak. Mesela. Onun yerine devletler zaten geçecek. İşte yeni para teorisi falan diye bir şey ortaya çıktı. Bence ölmüştür zaten yeni para teorisi. Bu faiz artımları falan beraber. Daha da ölecek bu. Bunların söneceğini göreceğiz ama bunların şöyle bir tehlikesi var. O anda çok cazip geliyor. Kontrol tandansı yüksek olan insanlarda, yöneticilerde. Ve o kontrol tandansında da depreşince birden siz ciddi şekilde fiyat kontrollerine gitmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de gördüğünüz gibi mesela. Evet. Bu çok kötü yerlere götürüyor bence sizi. Yani Türkiye'nin sıkıntılarına gelirse ileride onlara değinirim ne diye gördüğümü ama kontrol tandansı yüksek olan yani daha sosyalist tandanslı kapitalist sisteme daha kendini uzak istenen yöneticilerde bu çok cazip ve bakın işte dünya değişti. Zaten değişim yürüyorum. meselesindeki tehlike. Dünya değişti diye bunu yorumlarsanız çok yanlış yerlere gidebiliyorsunuz. Çünkü her ne yapmak isterseniz isteyin. Dezenflasyon olsun, büyüme olsun vesaire. Bunların hepsi nihayetinde bir optimizasyon. Evet. Ve optimizasyonda iki tane önemli şey var. Bir tanesi initial conditions dediğimiz başlangıç koşullarını doğru tanımlamamız lazım. İki, kısıtları doğru tanımlamamız lazım. Eğer optimizasyonda siz başlangıç koşullarını yanlış okuyorsanız ve kısıtları da yanlış yorumluyorsanız gideceğiniz yer duvar. Böyle bir, bir sıkıntı hatta var. Daha biri bile yanlışsa eğer yine Aynen. Mesela Türkiye özelinde şey. mesela çok basit bir örnek vereyim mesela şimdi konuşurken aklıma geldi. Yani işte bir yeni model arayışı falan var Türkiye'de. İşte eski model bitti, yerine yeni model koy. Eski model neydi? Eski model düşük kur ve yüksek faize dayalıydı. Biz onun yerine faizin düşük kuru yüksek olduğu bir model devreye koyuyoruz. Yani bu nereden tutsanız elinizde kalır. Yanlış bir şey bu yani. Böyle modeller yok zaten. Model diye bir ne şey yok. Ne vardı ne? şu anda var. Neresi yok diyeyim? aynen. Yani ben ona hep chasing ghost diyorum. Hayalet kovalanıyor. Yani olmayan bir şeyi sürekli kovalıyorsanız aslında hayalet kovalıyorsunuz. Yakalayamayacaksınız yani. Model yok zaten. Zaten bunu yapmaya çalışırken biz nerede nihayette bulduk kendimizi? Kuru yüksek, faizi düşük yapmaya çalışırken kuru da faizle yüksek bulduk. <laughs> Peki bunun üstesinden nasıl gelmeye çalışıyoruz? Faizi indirerek. Yani faize egzojen, dışsal değişken muamelesi yaparak. Değil. Faiz endojen bir değişken. Yani siz faizi indiremezsiniz. Faizin ineceği koşulları yaratırsınız. Faiz kendi kendine iner. Fiyattır çünkü bu. Şimdi bu egzojen endojen farkını anlamıyorsanız. Yani dışsal içsel değişken diye çevireceğim Türkiye'ye. Bunu anlamıyorsanız gideceğiniz hiçbir yer yok. İki örnek şuydu aklıma gelen. Mesela işte bu Türk lirasını değer kaybettirerek yeni model kovalama mevzu vesaire falan. Şimdi nasıl bir yerden bunu yapıyorsunuz? Ve yaptı ya başladığımız yerde hani. En müsait yeri alayım, geçen senenin Eylül ayı. 20'ye yakın enflasyon var, 19'lardayız, işte 20'lerde falan faizler. Kendin leverage etmiş bir dış borcu olan özel sektörünüz var, bir de dış açığınız var. Tamam, böyle problemleriniz var. Hani problem de şu, yüksek enflasyon 20, faizler evet, evet. 20'lerde, leverage etmiş bir özel sektör ve cari açığınız var. Bir şok yiyorsunuz, şu ya da bu sebepten. Şoku biz kendimiz yarattık, o ayrı mesele ama diyelim ki hakikaten dış şok şokluğu yani. mesela. 25 değer kaybetti paranız. Yüzde 15'lik de geçişkenlik var. işte 20'lik. Bunun üzerine bayağı bir enflasyon ve sonucunda faiz eklenmek durumunda kalacak. Şimdi başka bir ülke düşünelim. Onun adına Normalistan diyelim mesela. Normalistan'da enflasyon 3,5-4 faizler. 5,5-6'larda. Onların da cari açığı var. Onlar da aynı hiti yiyorlar. Onlar aynı hiti yediği zaman işte enflasyonu 7'ye falan çıkacak. Faizleri 10'a gelecek. Cari açığı kapanacak. Aynı bizim de kapanmaya evet. başladığı gibi. Ama onlar 7 ve 10 ikilisinden doğru fiskal ve yani doğru mali ve parasal politikalarla tekrar böyle bir 4,5-5 enflasyon, hani 7 faizlere gelirler ve derler ki ya bu şerde de bir hayır varmış. Çünkü başlangıç koşulları bizimkiler kadar kötü değil. Siz başlangıç koşullarını hiç kale almadan, kısıtlarınızı doğru okumadan böyle bir hamleye giriyorsanız, varacağınız yer bugünkü yeri oluyor Türkiye'nin. Ve bu hiç hoş bir yer değil baktığınızda. Şimdi onun üstesinden nasıl gelmeye çalışıyoruz? İşte bir dolu mikro düzenlemelerle Merkez Bankası'nın merkezliğini çıkartıp bir banka haline getirmekle. Ya hep yeni bir şeyler. Değişim. Bunlar da değişim. Ama bence tehlikeli değişimden. Onun için ben değişimden bazen korkarım, bazen çok hoşuma gider. Ama o filtreyi nasıl yapacaksınız? Çünkü değişimin kendine kategorik pozitif bir anlam yüklerseniz evet. o zaman çok sakat bir şey haline gelmeye evet. başlıyor. Bir çok bir, sakat yani şey haline tespit, başlıyor. tespit konusu değil, temenni konusu haline getirirseniz değişimi ee, okumanız da değişiyor. Yani onu rasyonel çerçeve diye tarif ettiğiniz çerçeve de yani, değişiyor. Tabii ben hiçbir yöneticinin iyi niyetini sorgulamam. Böyle bir şey mümkün Kesin, Herkes Türkiye'nin iyiliğini istiyor mesela evet. ama yanlış yöntemlerle giderken Türkiye'nin iyiliğini istiyor olmak aslında sonuç, sonuçta çok kötü Sonuca yerlere getirebiliyor. Yani. Sonuca bakmak lazım. Yani. Peki hocam bu çerçeve içinde, tabii şu, şu soru e, çok manalı bir soru değil. Yani ekonomik anlamda dünya nereye doğru evriliyor? E, bundan Türkiye ne, nasıl etkilenecek? Ve tabii asıl bizim çerçevemize baktığımız zaman kurumlar bundan nasıl etkilenecek? Yani önümüzdeki dönemin stratejisini geliştirirken finansal kurumlar ve tabii onlarla çok e, ne diyelim yakın ilişki içinde e, bir bağımlılık ilişkisi içinde olan e, reel ekonomideki kurumlar e, nasıl etkilenecekler? Ne yapmalılar diye sormak ne kadar doğrudur kestiremiyorum ama nasıl bir Opsiyon seti var önlerinde. Ya bu bizim dışımızdaki ülkeler için daha zor bir soru bence ama bizim için o kadar zor bir soru değil. Çünkü bizim çıtamız o kadar aşağılarda geziyor ki yani yapılacak şeyleri tanımlamak bence Türkiye için daha kolay o anlamda. Hani bu da işin iyi tarafı diye bakalım. Güzelmiş. Yani şimdi hani dünya nereye gidiyor? Benim gördüğüm hani çok tekniğiyle yormayayım siz ama dünya sıkıntılı bir 18-24 aya giriyor muhtemelen. Ee, Piyasalarla ben aynı fikirde değilim. Hiçbir zaman olmadım zaten. Yine değilim. Çünkü her zaman onlardan daha şahin oldum ben. Çünkü daha merkez bankacı gibi düşündüm işimlere çalışırken. Yani profesyonel hayatta da. mesela bankada bana hep şey derlerdi. Ya sen hani piyasa ekonomisi gibi değil, merkez bankası ekonomisi gibi konuşuyorsun. Ben de size o lazım derdim. Çünkü bu adamların yapacakları bizim hayatımızı etkileyeceği için onların kafasıyla düşünmek daha doğrusu derdim. Hala öyle aynı kanaat değil. Mesela bugünkü durumla ilgili global söylüyorum piyasanın sandığından daha şahince gidecek merkez bankaları. Fed başta olmak üzere. Zaten tanım olarak siz eğer disinflate etmek istiyorsanız, enflasyon çekmek istiyorsanız her zaman piyasadan daha şahin olmak zorundasınız. Bir merkez bankası olarak. Ve merkez bankaları her zaman piyasadan daha konservatif olmak zorundalar. Ve daha risk almaz durumda olmak zorundalar. Ve bu durumda risk almaz durumda olmanın tanımı da şu oluyor. Gerekirse gerektiğinden daha fazla faiz artışı yaparım. Yani gerektiğinden az yapmakla fazla yapmak arasında seçeceksem eğer fazla yapmayı tercih ederim diyor merkez bankaları. Bunu da zımni bir şekilde habire söylüyorlar ama piyasa arada bir duyuyor, arada bir duymak istemiyor. İşte bu biraz mezarlıktan geçerken ıslık çalmak Yani bu, bir şey yok. Bir şey canım yok bunu anlayacak kadar kafaları yok, haşa hayatta demiyorum hepsi Tabii. benden daha akıllı insanlar ama işte bu confirmation bias dediğimiz öyle okumak istiyor, öyle duymak istiyor, öyle algılamak istiyor tarafı var. Ben o anlamda Marslıyım. Yani ben bir piyasa katılanı değilim. Çalışırken de kendimi marstı gibi tutmaya çalıştım. Çünkü o moda girerseniz illaki bir toksik zehirlenme devreye girebiliyor. Doğru düşünemiyorsunuz. Ya da düşüncenizle aksiyonunuz arasında bir açıklık oluşuyor Aynen. muhtemelen. Evet. Çünkü o açıklık sizin işinize yarıyor. O beyan ettiğiniz i̇şinize fikre müşteri buluyorsunuz. Yaramadığı zaman ha. bile onu görmemezlikten geliyorsunuz. Çünkü toparlar, toparlar, toparlar diyorsunuz. Toparlamıyorsunuz. İşte portföyüne aşık olmak falan derler bazen öyle şeylere. Evet. Neyse yani dünya sıkıntılı geçecek. E, Türkiye için de bu otomatikman biraz sıkıntılı geçecek ama şöyle söyleyeyim. Bazı sıkıntıları biz devre dışı bıraktık. Şöyle e, konu konuyu açıyor aslında. Buradan başka bir sıçramak gerekecek ama ülkede bize Biraz yönetimin de diliyle kafasıyla söylüyorum. Hasar verecek yabancı pek bırakmadık. Evet. Yani bugün Türkiye'den çıkış yapıp inflow anlamında, outflow anlamında bize etki yapacak olan bir yabancı varlığı artık kalmadı. Yani bono piyasasında mesela yabancıların payı %25'lerden birin altına indi. yani Yabancı kalmadı. İyi, iyi haber, şey kötü yani. haber. Evet. Şimdi buna iyi diye bakanlar var. Ben iyi diye bakmıyorum mesela. Piyasa <laughs> derinliği kaybı olmuş vaziyette. Ve bunun sonunda bizim geldiğimiz yerde bu kontrol tandansından bahsetmiştim hatırlarsanız kontrol edilen bütün TL cinsi fiyatlar Türkiye'de yanlıştır. Yani kredi faizleri yanlış, mevduat faizleri yanlış, KKM faizi yanlış, kur bana sorarsanız bu haliyle yanlış, kurun da bir TL tarafı var tabii ki. Ee, devlet iş borçlanma faizleri olduğu gibi yanlış. 85 enflasyonda 12'ler, 10 12 yıllık falan ya da 2 yıllıklar, 14'ler abuk sabuk yani hiçbir anlamı yok. Eksi garip garip yerlerdesiniz. Yani hiç mi bir şey doğru değil diyeceksiniz. Ha CDS'ler biraz doğru gibi işte bir de Eurobond faizleri ki onlar TL ile hiç ayrıca olmayan şeyler. Yani evet. şimdi bu kadar fazla kontrol ettiğiniz ve yanlış fiyat üzerinden türettiğiniz resmin iyi olması tanıklarla mümkün değil. İyi gözükse bile iyi değildir o resim. Ama resminiz kötü gözüküyorsa fakat fiyatlar doğruysa fiyatların sinyal niteliği olduğu için neden kötü olduğunu resmini anlarsınız, o fiyatları düzeltirsiniz, resim de düzelir. Şimdi büyük sıkıntı bu. Bana deseniz ki Türkiye'nin son 6-7 senesini iki cümlede özetle. İki cümle zor ama şöyle özetlemeye çalışırım. Bir, şunu biraz kaçırdık biz. Ee, globalizasyonun kaçırdık, sonuçlarını olanın yanlış yorumladık ve ondan yabancıyı yok ederek kurtuluruz. Şöyle anlatayım. Globalizasyon şunu yapıyor aslında. Sizin ülkeyi yönetmenizi birazcık bakkal dükkanından süpermarkete çeviriyor gibi ya da şöyle söyleyeyim aile şirketinden daha doğru bir tanım olacak. Aile şirketinden piyasaya açılmış, borsaya açılmış bir şirket haline geliyorsunuz. Yani bir dolu share olduğunuz var, var. Evet. var. Kural bazlı ve şeffaf olmak zorundasınız. Çünkü bir dolu hissedanız var. Şimdi her açık ekonomi Kuzey Kore değilseniz her açık ekonomi bir dolu hissedarı olan aslında bir ekonomi ve siz gönüllü olarak bu sisteme girdiğinizde şunu yapıyorsunuz. Ya araçların bazılarını ben sizle beraber kullanmak zorundayım artık diyorsunuz. Tek başıma kullanamayacağım bunları. Çünkü siz de hissedersiniz. Beraber kullanacağız. Bunun sonucunları şu oluyor. A noktasından B noktasına gitmek istiyorsanız yönetim olarak eskiden ya ben A'dan B'ye gideceksem şunu yaparım B'ye varırım diyordunuz. Şimdi şöyle düşünmeniz gerekiyor. A'dan B'ye gitmek istiyorsam hangi hamleyi devreye soktuğumda buna gelecek olan counter hareket hissedarlarımdan beni B'ye en yakın noktaya getirir. Yani sadece sizin ne yapacağınız değil, sizin hamlenize hissedarlarınızın nasıl cevap vereceği de çok önemli B'ye gitmek istiyorsanız. Şimdi evet. bu gayet karışık bir stokastik süreç aslında baktığınızda. Yani işin içinde mekanizm dizaynlar var, oyun teorileri var, şunlar bunlar, bir yani dolu Sebep ol, kontör... sonuç ilişkileri çok öyle çok bir, görünür değil. Karış... Değil, değil. Aynen bu bir ikincisi bu daha basit bir şey anlatması. Bunu kaçırdı Türkiye. Yani işin neden böyle götürülmesi gerektiğini, hissedarlar üzerinden bakılarak götürülmesi gerektiğini kaçırdı. Sonra da baktı ki olmuyor. O zaman hissedarları ben yok edeyim dedi. Yani araçları ben kullanıyor pozisyonda kalın. Bugünkü durumumuz olur. E peki açık ekonomi olmaya devam edecekseniz kağıt üzerinde bunu sürdürmeniz çok fazla mümkün mü? Değil. Ha muazzam bir maden zenginliğiniz vardır. Oil curse evet. denen petrol laneti vardır. Deli gibi her şimdi işinde... Karadeniz'den saçma sapan bir doğal gaz çıkartırız dünyanın her doğal... Böyle ütopik şeyleri dışarıda bırakırsanız bu şey mümkün değil. Bunu kaçırdık biz. Yani işin bu ayağının niye önemli olduğunu, sürecin niye stokastik ve çok zor bir süreç olduğunu aslında yönetmesi kaçırdık. Onun için kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ama kolaylaştırmaya çalışırken de şunu yapıyorlar. Kendilerine bir konfor alanı yaratmak için Yanlış nedensellikler üreterek bu konfor alanını yaratıyorlar. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yanlış nedensellik çok tehlikeli bir şeydir ve insanoğlu buna çok yatkın. Çünkü rahatlamak için evet. bir nedensellik arıyor. Bir dolu zaman nedensellik olmayabiliyor. Korelasyon nedensellik değil bil zaten. Bil Bilimsel yok etmek istiyor. Ay Aynen, aynen onu yok etmek istiyorsunuz ve rahatlatıyor sizi bu. Şimdi bunu kaçırdık biz, bu bir. ikincisi ekonomi yönetimi denen şeyin bir sinyalleme süreci olduğunu Hala anlamıyoruz biz. Bundan kastım şu, bunu bin defa anlattım. Yani bunu seyredenler olsa başka yerde illa dinlemişlerdir. Birinci ayakta sinyal vericiler var, ana sinyal vericiler, siyasetçiler, işte kurumlar, merkez bankaları, hazineler, BDDK'lar, yani regülatörler vesaire falan. Yani bunlar sinyalleri veriyorlar. İkinci ayakta finans piyasası var. Onlar çok çabuk hareket eden iktisadi failler. Yani buradan sinyalleri alıyor... Aldığı anda birden varlık fiyatlarını anında fiyatlıyor. Alıyor, satıyor, almadan satıyor, satmadan. Her şeyi çok çabuk yapıyor. Yeşil kırmızı yananlar Bloomberg'de yani. Onların hepsi anlık denge rakamları aslında. Üçüncü ayakta da doğası itibariyle yavaş olan reel sektör var. Şimdi finans sektörü çok evet hızlı. Ve şöyle bir şey de var. Bunu söylerken biraz hoşuma gitmiyor diyeyim yani ama çok iyiye giden bir ekonomide finans sektörü çok iyi para kazanabilir. Finans sektörü en azından bazı Hepsi değil bazı failler. İşler çok kötüye giderken de çok iyi para kazanabilirsiniz. Çünkü kötüye gideceğini evet. okuduysanız doğru şortlar size çok muazzam evet. paralar kazandırabilir. Reel sektör öyle değil. İşlerin niye gitmesi lazım. Dolayısıyla evet. birinci ayaktaki siyasetçiler bütün iyi niyetleriyle ya şu üçüncü aya ben iyi götüreyim diyor. Üretim iyi gitsin, İslam iyi gitsin. Ve tamam hep biz bunu istiyoruz zaten. Fakat yalnız sinyalleri verdiklerinde ikinci ayakta bunları fiyatlarına yansıttığında ve fiyat kötülemesi devreye girdiğinde Üçüncü ayak deniz bir şey olmuyor. Çünkü üçüncü ayak şöyle yapıyor. Bakayım ya ben bir şeyler karıştı ama ne olacak biraz gözlemleyeyim ben diyor. Zaten Çünkü hop diye ben de dönemem. Dönemem aynen yani 10 sandalye üreteceğim 5'ten satacağım diye karar almışım. Ben bunu yarın değiştiremem diyor yani. Bütün emirler bunun üzerinden vermiş. Mesela bir çeyrek falan beklemek zorunda mesela. Şimdi siyasetçi şunu görüyor. İşte veriler geliyor. Üçüncü ayakta bir şey yok. Fakat ikinci ayak eyvallah kan gölü. Ya şu ikinci aktaki cenabetler olmasa diyor affedersiniz. Çok güzel gidecekti işler. Hep bunlardan çıkıyor diyor. Onlardan çıkmıyor. Çünkü orası o fiyatları kendi başına düzeltmeyecek. Ve o fiyatları düzeltmeyi zaman üçüncü ayakta sonunda o sinyalleri alıp kendi aşağı çekmeye başlayacak üretimi planlarını vesairesi. Dolayısıyla siz bunu gecikmeyle göreceksiniz. Yalnız sinyalin bedeni üçüncü ayakta henüz görmediği için, sadece ikinci ayağı gördüğü için, ikinci ayağı ya yok etmek, o mümkün olmadığı için de feci kontrol etmek istiyor. Bu da sakat bir anlayış. Çünkü doğru sinyalleri çok iyi fiyatladığını da gördünüz bu piyasanın. Tabii. Çünkü hakikaten doğru aldığında sinyali, doğru sinyali doğru aldığında her şey çok iyi. Bunu da yaşadık yani, yaşamadık da değil aslında. Onun için bütün mesele bunun bir signaling prosesi olduğunu, doğru anlamak karar arasından. ve bir şeyler ters gittiği zaman ben neyi yanlış yapabiliyorum acaba diye düşünmek. Yani ortaya çıkmış şunu söylediğin zaman Türkiye'nin riski abartılıyor demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü riski evet ya underestimate eder yatırımcı. Evet. Bu estimate meselesine girmeyeyim çok sinirimi bozuyor. Çünkü estimate'in Türkçesi yoktur diyorum. İnsanlar İngilizce konuşuyor, kararlık yapıyor diyorlar. Değil. Yani tahmin değildir estimate evet. etmek. Başka bir şeydir estimate. Her neyse. Ya underestimate edersiniz ya overestimate edersiniz riski. Yani tam tutturmak falan diye bir şey yok. Ama eğer risk overestimate ediliyorsa yani olduğundan daha fazla görülüyorsa bu yönetimin suçudur. Eğer riski olduğundan az gören bir ortam varsa yatırımcı tarafında bu yatırımcının suçudur. Evet. Ama risk olduğundan fazla ise siz doğru sinyali yollayamıyorsunuz. İletişimde demektir. problem var. Evet. Aynen yani riski demek ki doğru yönetemiyorsunuz demektir bu. Bunu da görmüyoruz biz mesela. Yani Türkiye'nin doğru yapacağı şeyler aslında biraz basit bana sorarsanız. Biraz basit ama hala yapmamakta direniyoruz. Büyüme modeli peşinde koşmayın diyorum ben o yüzden. Yani yapılacak şey o değil. Yapılacak şey şu. Bir, orta uzun vade yapılacak şeyler var. İş gücünün niteliğini yukarıya çekmek, esnek hale getirmek, iş gücü piyasasını vesaire falan ki hani Türkiye otomotivisi olmaktan çıktığı zaman ileride bir dönem çünkü Tabii. bir dönem çıkacak yani. Tabii Türkmenistan'a Türk Türk falan sistem. gidecek buralar. Tabii. Low cost dediğimiz daha ucuz maliyetli yerlere. Ben birden o nitelikli iş gücümü mesela aerospace endüstrisinin yan kolunda kullanabileyim. Çünkü nitelikli zaten. Tabii. O yatırımı çekeyim O diye. esnekliği sağlayabiliyor. Bu bir ha bu biraz orta uzun vadeli. Şey. Evet biz orada yanlış hatırlamıyorsam 140 ülkeden 111. falanız. İş gücü Aha. esnekliğinde bizi zaten aşağı çeken en temel unsurlardan evet. biri. Evet yani o piyasayı da daha esnek hale getirmek tabii. lazım. Yanına sosyal desteklerini koyarak Şurası, ama yani tabii. insanları sokakta bırakarak aynen, değil. Aynen. Sosyal desteklerin kısmını... bileşenlerinden biri zaten yetkinlik tabii, tabii. geliştirmek bu. Aynen. Skirin, aynen, Skirin. aynen. Aynen. Bu birincisi. İkincisi de işte level playing field yatırımlarda dediğim şey. Yani yatırım cazibesi konusunda geride kalmamak diğer rakiplerinizden. bunu yapmayın. Geçemezsiniz onları sürekli olarak. Çünkü öne geçtiğiniz anda gelip yakalıyorlar sizi. Çok yani cutthroat dediğimiz bu gırtlak gırtlağa bir rekabet var yatırım çekme konusunda. Geride kalmaya çalışacaksınız. Hani bunlar evet ikincisi biraz çabuk devreye sokuluyor. Birincisi biraz uzun vadeli bir bir de üçüncü madde var ne yapmak lazım diye. 7-24 doğru insanlarla doğru sinyalleri piyasaya yollamak zorundasınız. Şimdi bunu yapmak çok kolay aslında. Ne lazım? Doğru insan lazım doğru çerçeve lazım. O çerçeveyi doğru komünike eden, iletişime geçiren insanlar yapması lazım ki piyasa bunları duyduğunda rahatlasın. Ne yapacağınız konusunda iyi şeyler yapacaklar diye bir fikir edilsin. Varlıkları ikinci ayakta güzel fiyatlasın. Üçüncü ayakta bunun nemasını görsün. Aslında evet, bu mevzu. Yani bir, bir, bir sapma olacaksa o sapma sizin aleyhinize değil, lehinize. Mevzu yani. Mevzu aslında. Peki hocam, daha çok gideriz biz. E, yarım çok saatimiz var ya. bitti ama çok notumuz var, çok sorumuz var. Tekrar inşallah bir araya geliriz, konuşuruz. E, çok keyifliydi. E, evet. E, bir Limbo'da söyleşileri daha kesmek zorunda kalıyoruz. E, ümit ediyoruz aklınızda sorular birikmiştir. Çünkü zaten burada yapmaya gayret ettiğimiz şey böyle hazır cevaplardan ziyade aklınıza sorular düşürmek ve birkaç tane de alet edevat kullanabileceğiniz evet size sunabilmek, aklınıza getirmek. Ümit ediyoruz böyle olmuştur. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.